Dinimizce yasak olsa da günümüzde kahveden, oyun kartlarından, sudan bile fal bakılıyor. Gelecekten vaat edenler, ritüel adı altında büyü yapanlar ve bir de buna inananlar var. İnanıyor musunuz siz böyle şeylere? Kısmen inanıyorum. Çünkü geçmişi de görüyorlar, geleceği de görüyorlar. Canlı yayınlarda çıkıyorlar genellikle. Açıyorlar böyle canlı yayını. Tarot falına bakıyorlar. Bir ara denk geldim böyle. Bizim arkadaş sayesinde girdik. Böyle hani para karşılığında yapıyorlar ama arkadaşıymış bizim arkadaşım. Girdik böyle bakmaya başladı. Kartlardan baktı falan. Bayağı söylüyor. Hani bildi yani neredeyse her şeyi. Dalgasına baktırım, merak ederim ama 5 dakika sonra unuturum. Tabii insanlar böyle meraklı olunca geleceğine gerek büyüyle veya gerek sihirle bir takım yolları çalışmadan çok kolay bir şekilde adeta tabiri caizse köşeyi döneceğini falan böyle zannedince bu merak ve ilgi karşı tarafta yeni bir sektörün doğmasına da neden oluyor. Bu defa işte cinci, muskacı gibi bir takım tırnak içinde söylüyorum şarlatan insanların insanlarımızın bu zor durumlarından medet bekleyen bir takım fırsatçıların doğmasına da sebep oluyor. Sosyal medyada dolandırıcılık vakalarını duymuşsunuzdur. Bu mecra sadece cebimize değil, fal, tarot gibi uygulamalarla duygularımızı da sömürüyor. Hem duygularımızı sömürüyor, hem ruhumuzu kemiriyor, her şeyden önemlisi paramızı çalıyor. Öyle bir şey ki her biri farklı bir şey söyleme adına kendilerini yenileme, sanki yeni bir metot olması adı altında değişik fallar, sihirler, büyülerden bahsediyor. İşte şu büyüsü, bu büyüsü, şu falı, bu falı, işte kahve falından tutun da kağıt falına, yıldız falına vesaire, el falına varıncaya kadar. Ama bütün bunlar veya medyumlar bugün insanlarımızın derdine kesinlikle bir çare değillerdir. Hemen böyle kolaydan tedavi olma, kolaydan bir işe sahip olma gibi arayışlar içine de girebiliyorlar. Hele bir de itikadı biraz zayıfsa efendim bu insanlara kolay kanabiliyorlar. Kağıda yazıp yastık altına koydurmak, suya attırmak, elin ortasına şekiller çizdirmek, gelecekten haberler vaat etmek ve daha fazlası. İnsanların duygularını sömürüyorlar. Bundan kazanç sağlıyorlar. Eski sevgilime bağlama tarzında tarotta böyle bir fallar çıkıyor. Amcaya söylüyor, senin yakında şöyle olacak, işte maaşına şu kadar şey gelecek, şöyle olacak. Amca inanıyor. Tahmini toplam kaç paraya baktırdı? Tahmini bir 500 lira almıştır herhalde. 500 lira, 550 lira almıştır büyük ihtimalle herhalde.